Bu seçim sizin seçiminiz. Bu seçimi gençler kazanacak. Gençler, bakın en çok sizin gözlerinizin içine, sizin yüreğinize bakıyorum. Niye biliyor musunuz? Önümüzdeki 25 yılı kaybetme lüksümüz yok. Bu insanlar bize önümüzdeki 25 yılı da 50 yılı da kaybettirirler. Bunlar kötü yönettiler. Bakın 2023'te kişi başı $25.000 milli gelir hedefi koydular. Fazla değil, 15 yıl önce. Şu anda 3'te 1'i bile değiliz. 3'te 1'i. 3'te 1'i. Bunlar görevi aldığında dünyanın 16. ekonomisiydik. Şu anda 21 geriye gidiyoruz. Onun için bu seçim sizin seçiminiz gençler. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir olay. Bizden önce yahu bir kişiyi işe alıyorlar. 10 gün öncesinde işe alıyorlar. 10 gün sonra ne kadar mühim bir kişi ki burs veriyorlar ona, burs. Tam 4 milyon lira burs veriyorlar. O bursla bakın Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketine alıyorlar. Amerika'ya öğretime yolluyorlar. Peki ne üzerine? Siyaset bilimi. 4 milyon lira. Hanginize $200.000 burs veriliyor bu ülkede? Hanginize? Geçtik. Hanginize $2.000 burs veriliyor? $2.000. Bakın o kişi şu anda bu iktidar partisinin İstanbul'da milletvekili adayı. Bir de bunlar çıkıyorlar, bizim vaatlerimizi yalan, yanlış, iftirayla aşağı çekmeye çalışıyorlar. Sevgili gençler, bakın biz göreve geldik, bir kişiye dahi burs vermeyen belediye tam 75.000 gence burs veriyor. 75.000. Bir kişiye dahi, öğrenciye dahi bir yatak bile vermeyen, bir yurt yatağı bile vermeyen belediye bu Eylül'de tam 5.000 yatak veriyoruz. 5.000. Hani milliyetçilik? Sen milletin evladını sokakta bırak. Sen milletin evladına ödeyemeyeceği kira düzeniyle ortam sun. Sen milletin evladına burs değil, bir avuç yakınının evladına burs ver. Ondan sonra milliyetçilik tasla. Hadi oradan. Kimse, bakın size bir şey söyleyeyim. Kimse benim milliyetçiliğimi tartışamaz. Bakın ben de kimsenin milliyetçiliğini tartışamam. Ben hepinize, bu memleketin 86 milyon insanına vatansever gözüyle bakıyorum. Öyle bakmalıyız. Onlara kalsa bu ülkenin 40 milyonu vatan haini. Hadi oradan. Böyle bir şey yok. Buna son vereceğiz. Sevgili gençler, ön yargılarını yıkmış sevgili gençler. Biz bu topraklarda insan olduğu için, İnsanı yaradandan geldiği için severiz. Nokta. Var mı başkası? Var mı başka ötesi? Sevgili anneler, biz öyle öğrenmedik mi çocukluğumuzdan beri? İnsanı yaradandan öteri severiz demedim mi biz annelerimiz, babalarımız? Hala öyle söylemiyor muyuz? Bu ne diyor? Bunlar tür diyor, çeşit diyor insana. Neler demiyor ki? Allah bunların iftiralarından korusun. Bu memleketin 86 milyon insanını korusun. Bakın biz İstanbul'da bunların söz verip yapamadıklarını yaptık. Burada da yapacağız. Bakın size söz. Milletvekilimiz burada. İnşallah ikileyeceksiniz onu bu sefer. İnşallah. Biz sizden oy istiyoruz. Çünkü bunların yapamadıklarını da biz yapacağız. Ekonomik sıkıntıları biz çözeceğiz. Neye güveniyoruz biliyor musunuz? Millete güveniyoruz. Size güveniyoruz. Size. Milletin evlatlarına güveniyoruz. Bizim Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na güveniyoruz. Bakın biz dedim ki Dedim ya az önce, İstanbul'da bu ittifakla nasıl kazandık biliyoruz değil mi? Nasıl iftiralar koydular, nasıl yalanlar dolanlar koydular biliyoruz. Seçimi elimizden almaya kalktılar. Onu da yaşattılar bize. Ne oldu? Ne oldu? Milletin ittifakı dimdik ayakta durdu. Ben bu arada Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e de teşekkür ediyorum. İstanbul'da büyük mücadele verdik o zaman. Büyük mücadele verdik. Şimdi aile büyüdü. Aile büyüdü. Cumhurbaşkanımızın o mimarlığında heyet büyüdü. Şimdi bu 6 partinin ittifakı artı Mansur Yavaş'ın da selamını getirdim hepinize. Biraz sonra Manisa'da buluşacağız. Büyüdü. Ve biz şimdi milleti de içine alıyoruz. Milletin evlatlarıyla bambaşka bir dönemi hep birlikte başlatıyoruz. Hep birlikte başlatıyoruz. Değerli dostlar, ya her tarafı doldurdunuz, şaşırdım kaldım kardeşim. Orada da varmış bak. Kurban olurum hepinize. Hepinize kurban olurum ben. Sizi de çok seviyoruz. Arkadaki esnafımız. Neyse, Manisa'ya gideceğiz. Heyecanlısınız biliyorum. Bunların verdiği ve yapamadıkları sözleri de yerine getireceğiz. Bartın'daki devlet hastanesini biz açacağız. Bartın'ın çevre yolunu da biz yapacağız. Göreceksiniz Filyos Limanı'nı, o Filyos'un arka kısmının bereketli ortamını düzenli, düzeyli, stratejik bir akılla. Bakın, Batı Karadeniz'in bütününe bakacağız. Zonguldak'a, Bartın'a, Kastamonu'ya, Sinop'a kadar bu bölgeyi, Karabük'ü, bu bölgeyi bütün ele alacağız. Bu bölgeyi unutulmuş bir bölge halinden kurtaracağız. En fazla göç veren değil. Emeklimiz de mutlu olacak. Emekliye müjdeleri Cumhurbaşkanımız söyleyecek. Ama biz bu bölgeyi Türkiye'nin en coğrafi güzellikleri yüksek, turizmi, tarımı, madenciliği, enerjisi, sanayisi, muhteşem bir coğrafyamız var. Onun için hep birlikte bu eksiklikleri gidereceğiz. Adapazarı Karasu Limanı, Akçakoca Ereğli Limanı, Bartın Limanı ve bütün bunlar birbirine bağlayan demiryolu hattını da biz bitireceğiz. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Bu coğrafyanın hangi eksiği varsa o bizim sorumluluğumuzda. Biz icraatı yüksek bir ekibiz. Bunlar 10 tane metronun hepsinde stop yapmıştı. Geldik, çatır çatır bitiriyoruz. Çatır çatır bitiriyoruz. Hatta bunlar devletin, bakın milletin parasından, devletin bankalarından bize bir kuruş vermediler biliyor musunuz? Bir kuruş. Hani milliyetçilik? Ambulans şuraya, sağlık ekibi şuraya. Hemen şuraya. Bak, gençler işaret ediyor lütfen. Sağlıkçılar oraya lütfen hızlıca. Şimdi bakın, benim sevgili Karadeniz'de hemşerilerim. Zonguldak'ta söyledim, burada da söyleyeceğim, sözlerimi toparlıyorum. Horon tek kişi oynanır mı? Horon tek kişi oynanır mı? Ya ben Horon'un kralını oynarım ama tek kişi oynanmaz. Oynanmaz. Biz Horon'u ekiple oynarız. Bizim ekiple oynarız diyen, ekip ruhuyla çalışırız diyen ve ekibinin içinde sadece Millet İttifakı yok, millet var diyen Cumhurbaşkanımız var. Hazır mıyız bu seçime? 14 Mayıs'a hazır mıyız? Görev alacağız mı sandıklarda? 14 Mayıs'ta sandıkları oyla dolduracağız mı? Oylara sahip çıkacağız mı? Türkiye gönüllülerine üye olacağız mı? Çok iyi. Son bir şey kaldı Cumhurbaşkanımızdan önce. Atamın, her ne kadar gözüm mavi değil ama atamın gözleri gibi size bakmazsak namerdim. Böyle bakacağız size. Her evladımıza, her çocuğumuza evladımız gibi bakmazsak, gençlerimize geleceğimiz gibi bakmaz, onları böyle titreye titreye hayatlarına dokunmazsak namerdim. Bak bu kadar net. Yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Bartın bu coşkulu günle sizle beraber olmaktan büyük onur duydum. Her şey çok güzel olsun. Her şey. Kalın sağlıcakla. Hepinizi çok seviyorum.